Bereketin ve kültürün buluştuğu yer, kadim Anadolu topraklarının en prestijli yarışması. Tarihin her döneminde zeytinin yer aldığı Anadolu topraklarında başlayan, Birsen Can Pehlivan önderliğinde kurulan Anatolian IOOC, Uluslararası Zeytinyağı Tadım Yarışması aynı zamanda, Türkiye'nin ilk uluslararası zeytinyağı yarışması olma özelliğini de taşıyor. Anatolian IOOC ürünlerin kalitesini ödülle taçlandırarak, numune olarak gönderilen zeytinyağlarının tüm dünyada tanınmasını amaçlıyor. Anatolian IOOC Yarışma Komitesi tarafından belirlenen panel liderleri ve uluslararası oleologlardan oluşan yarışma jüriyle numune tadımı yapılıyor. Numuneler Uluslararası Zeytinyağı Konseyi kuralları çerçevesinde sınıflandırılarak değerlendiriliyor. Numuneler, jürinin tarafsız değerlendirmesi için yarışmanın teknik koordinatörü tarafından markaları görülmeden tamamen izole bir ortamda hazırlanıyor. Monovarietal, blend, organik ve çeşnili kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılan sızma zeytinyağının değerlendirileceği formlar IOOC yönergelerine uygun formlardır ve katılan sızma zeytinyağı 0-100 arasında puanlanacak ve 30 Nisan tarihinde Akkısan Otel'de ödül töreni yapılacak. Yurt dışından büyük ilgi gören Anatolian IOOC aynı zamanda yerelde de büyük ilgiyle karşılaşıyor. Etkinliğe Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de destek vererek etkinliğin yerel düzeyde sahiplenilmesi sağlandı. Zeytinyağlarının bilinirliğini artırmak üzere numune gönderimi sağlayan marka sahiplerine ve jüri üyelerine özel olarak hazırlanan etkinlik programı 4 gün sürecek ve etkinlik kapsamında Balıkesir ve Çanakkale illerinin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayacak Güney Marmara turu düzenlenerek bölge tanıtımına katkı sunulacak. Sevgili dostlar, biz şu anda Edremit'te bir oteldeyiz. Bu otelde ne var? Anatolian Uluslararası International Zeytinyağı Yarışması. Bu yarışmayı da düzenleyen sayın sevgili Birsen Pehlivan hanımefendi yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim, bir yarışmanın içeriğini anlatabilir misiniz biraz? Kaç yıldan beri yapılıyor? Geçen sene de buradaydı herhalde. Evet, bu ikinci yılımız. Geçen yıl birincisini düzenledik. Türkiye'de ilk defa bir uluslararası zeytinyağı kalite yarışması düzenledik. Bu sene ikincisini düzenliyoruz. Aynı yerdeyiz. Hemen hemen aynı jüriyle devam ediyoruz. 250 tane uluslararası numunemiz var şu anda. Şu anda evet, içeride tadımı yapılıyor, değerlendirmesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinden zeytin yetişen birçok yerinden numunelerimiz var. Hani Amerika'dan, işte İspanya'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Arjantin'den, Suudi Arabistan'dan, Cezayir'den, Tunus'tan, çok atlamak istemiyorum ülkeleri, arkadaşlarım var orada. Genellikle bu ülkelerden 250 civarında numune var. Türkiye'den de oldukça yüksek oranda zeytinyağı numunemiz var. Kalite değerlendirmesi için buradalar. Evet, peki asıl bu işte amaç Türkiye'deki zeytinyağına katkınız olsun diye mi bu ülkede yapıyorsunuz? Elbette. Yani bunu nasıl? Şöyle, yani ben yaklaşık bir 7-8 yıldır uluslararası jüriyim. Uluslararası değerlendirmelere katılıyorum. Birçok ülkede Türkiye'yi temsilen görev alıyorum, değerlendiriyorum. Zeytin yetiştiriciyseniz, işte bir pazarınız varsa, bir uluslararası pazar hakimiyeti istiyorsanız bu tür etkinlikleri, bu tür yarışmaları yapmanız gerekiyor. Yani adınızın dışarıda duyulabilmesi için. Evet. Burada içeride şu anda değerlendirmeyi yapan yaklaşık 20 ülkeden temsilci var. Tadımcı var. Bunlar bu değerlendirmeleri yapıyor, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin işte güzelliklerini, bu bölgenin güzelliklerini falan görüyor. Bu bölgede zeytin yetiştiğini ve çok şey olarak söylüyorum, özellikle söylüyorum, Türkiye'de de kaliteli zeytinyağı üretilebildiğini görüyorlar. Ve birçoğu da aynı zamanda pazar temsilcisi olan insanlar içeridekiler. İşte Uzak Doğu'dan iki tane temsilcimiz var, Japonya'dan var. Onlar kendi ülkelerine döndüğünde Türkiye'de evet bu kalitede yağlar üretiliyor, biz bunları değerlendirdik, gördük. Bir şekilde hani bir temsil sağlamış oluyorsunuz. Bana göre çok etkili. Bu yarışmayı da bana zaten önerenler daha çok işte yurt dışından gelen arkadaşlarım. Onların biraz böyle zorlamasıyla bu işe başladık. Ve görüyorum ki gerçekten elzemmiş. Bu işi düzenlememiz gerekiyormuş. Evet, çok güzel. Peki kaç gün devam edecek bu tadım? Şu anda üçüncü gündeyiz. Yarın bu şey bitecek.
Tadım bitecek. Yarın da sisteme yükleme, yani internet sayfalarına falan yükleyip eşleştirmeler yapılacak. Biliyorsunuz jüri kodlu numuneyi, yani kör tadım yapıyor. Neyi tattığını, hangi markayı tattığını bilmiyor. O nedenle yarın numunelerle kodlar eşleştirilecek. Hangi ürünün, hangi firmanın hangi madalyayı hak ettiği belirlenecek. Cumartesi günü de ödül törenimizi yapacağız. Nerede olacak ödül törenimiz? Ödül törenimiz Gömeç'te Akkızan Otel'de yapılacak. Saat 15-17 arası yapılacak. Buradan teşekkür etmek istiyorum. Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi oldukça kesinlikle destek verdiler, katkı verdiler. Ödül törenimizin bütün şeyi onlarda, bütün organizasyonu onlarda. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu çok yoğun bir program biliyorsunuz. Bütün her şeyi onlar hallediyorlar. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.